Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Abul As ibn Rabi' radıyallahu anhu radıyallahu anhu radıyallahu anhu radıyallahu anhu radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahıda Abul As'i menge sözlegende raz gebir yanıdı ve vada bergende vadesi vafakı yanıdı. Abul As ibn Rabi' Kureyş'in en közge görüngen Ali nesabî hanedanlarının farzandıydı. Kâmet gelişken özü de gurur, izzet, nefs, cesaret ve yiğitlik ki hat bugün cemi ki yak sıfatla cemleyen Kureyş'in en olgu üçe cengçilerden idi. Ata babasından kaga bir mirasını bir hürmet kıladıgın kattalagi hürmeti ziyade bugün yaş Arabi yiğitlerden idi. Abul As özünü Kureyş kabilesiyle has bugün ticaretini özge miras edildi. Bana Kureyş kabilesi yılda hikmette Şam'a ve Yemen'e ticaret kılışı gibi olan şugulanırdı ve bana şu hikmette kılınken ticaretten şükür mablağla bir yıl ömür geçirişlerdi. Abul As ibn Rabi bir sözlük, omonatdor, doğru insan bugünlükten bu kişiye cüde köpçülük özünü, mallarını şerirlik için ticaret kervanına koşup verirdi. Yüzlegen, belki 200 tüyegeye boyan kervanını başlığı sıfatı da Abul As ibn Rabi bana şu ikide Şam ve Yemen ülkelerine sefer kılardı. Bunun üstü üstlük Abul As ibn Rabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ayarları Hadice binti Huvalid'nin emekçisini oğlu buladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanedanına Abul As ibn Rabi'nin ekiliş taşrif görüşlüğü cüdü köpmette takirallengen. Hadice binti Huvalid bu cihanını yaş görürdü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem bu kişinin doğrulik, omonatdorlik ve yaxşı sıfatlarını hürmet kıyan halde Hadice anamızdan kem yaş görmesidir. Günler kediden günler öttü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e katta kızı Zeynep balagat getirdi. Bu Zeynep'ni özge bir nikahı alışı için cüde köp Kureyş'in seyyidlerinin fazlantıları haris bularak hareketlilerdi. Sebabı bu Zeynep binti Muhammed Kureyş'in en pakize nasıl nasabî kızları denedi. Ota ve ana cihatıdan hem burada buradan tane etkisi olmasıydı. Ve ahlakı ve adabı cihatıdan hem Kureyş kızlarının en yetükler denedi. Lekin Abul As ibn Rabi ortada türgenlik için Kureyş'in hiç kaysi bir sayıdları bu kızıya nikahlanmışlıktan ümit kılış olmasıydı. Çünkü Abul As ibn Rabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yakında yakınlığını yakışı buluşardı. Ve Hadice anamızı ciyan ekenliğini yakışı buluşardı da Abul As ibn Rabi'den aşmasını anı buluşardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abul As ibn Rabi'ye Zeynep'le nikahla verdi. Yıllar öttü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam meşalını götürerken ve Allah tomonidan özünüzünü, karındaşlarınızı ayaklantıyın degen ayet nazil bugünlerken karındaşlarını topladı. Ularını İslam'a davet kıldı. Lekin köpçülüğü Resulullah'ın bu davetini kabul kılmadı. Ularda Katar'a da Abul As ibn Rabi'ye hem özünü ata babalarını, dinini, terkiliştikini ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen nur girgeçliğini haklamadı. Resulullah'a birinci iman keltirgen ayarlar bu Hadice binti Huvalid ve Peygamber'imizin bana şu Turala kızları iman keltirişti. Fakat Fatime yaşlı kişkine bol şey kalmazsa da Fatime anamız hem yani yaşlı çağıda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirdi. Kureyş Müslümanlığı tazikini ötküzerekken Peygamber aleyhisselam'ı tülmüşe vergen kızlarını Resulullah'a kaytarıp verip o kişinin bana şu kızlarını bilen avarık bol şey maksadı da bir bazıları gelsin. Kızlar Muhammed'in kızlarını nikahıyla o gelsinler. Kaytarıp verirler kızlarını, şunu gamı bulana avarı bopkasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nîmana kızları Rukayya ve Ümmü Külsüm'ü kaytarıp verişti. Lekin Abul As ibn Rabi'ye bana şu nasıl ayetlenken payette o kişi ayetti ki Allah'a kasam ki dedi, men eğer Kureyş'in hemen kızlarını menge nikahla belgen ilerleyen, men sizlerge sizlerde bu teklifilerge kaç kaçan cevap vermeyemem. Ve Zeynep binti Muhammed'ni talak kılışından baş tarttı. Lekin Rukayya ve Mükülsüm'ni talakını verişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ülkeye gelen Resulullah cüda ham kursan da oldu. Çünkü müşrilerde koruda kızlarının karşılığını
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklamasıdır. Lekin Abu As ibn Rabi'den özü kızı Zeynep'ni tartıp alıştaki bir kuvveti ya ki imkaniyatı bulmayanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kıldı. Ve Kureyş bilen Müslüman ortası da birinci gazap Badr gazap sadır oldu. Müslümanlar bu gazapta zafer kutuştu. Müşriklerden bazıları katıl kılındı. Bazıları asir düştü, bazıları kaçıp gitti. Asir düşkenler de işte de Zeynep'in kıyavı Abul As ibn-i Rabi'ye hem bağırdı. Yani görün ki Allah-u Teala takdirinin peygamber ki kıyavı yani. İman kiltirmeye. Muhammed Aleyhisselam'ın kıyavı yani. Asir düşkenler de işte de Abul As ibn-i Rabi'ye hem bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asırlarını azat kılıçlıkını bana cari kıldı. 1000 dirhamdan 4000 dirham geçe narh bilgiledi. Yani boyligi, özünü kavmaya yerleyen bir mensabı, şarafıya karatırıp peygamberimiz her bitti adamını özüge yerleşip oluyen bir malını verir, azret geçtiğini talep oldu. Yani de pulu bulmayan kişiler neyse, eğer savadı bulabiliyen olsa, yaş ballar, Müslümanlar da yaş ballar da on tasıge o kişinin ve yalışını yürüyatıp koysa, şu bilen özünü azat tutup geçtiğini ilan kılındı. Mekke bilen Medine ortası da asırlarını azat kılışı güçün katın edigen adamlar da sonu köpeğe kaldı. Her kim topkanını apkalardı, bilgilen yanaktı, bir aradı, özünü, asirini, akası, eğri yok ki küya ülkesini Müslümanlar da koldan şeratı götürürdü. Medine'ye asırlarını azat kılışı getirirken elçilerin içi de Zeynep binti Muhammed'nin elçisi hem barıdı ki özünün küyağı Abul Asim Nurabiye'ni azat kılışı ki bir kançı mal topladı da ve turmuşluğu çıkayken de Hadice anamız özü boynuna takıp koyken boynuna takıncağını hem koşup verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Abul Asim Nurabiye'nin pul ökeyen payette Hadice anamız kızıya hadiye kıyken kıladığını körgenden ki közlerine hatta bir mahzun buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızı esledi, yığladı. Ve ana şu küyağını acilaştığı için kızı yönetkenden seni görüp durup, kızı Müslüman boyun halde, müşriydi koyduk koyan yerine katkı hafızı çekti ve yığılıp durup etti ki Müslümanlar ki bu Abul As ibn-i Rabi'ni acilaştığı için yönetilirken tulakken. Eğer hop deseler, bana şu kıladasını ve Zeynep'ni bergen pulunu küyağıya koşup yönet varsaydı. Sahabalar baş çıktı gelişti de Resulullah'ın bir ikram kılıçlık suratı, Resulullah'a bir hürmet yüzesinden bu kegen pullarını kaytarıp Mekke'ye cönetip varıştı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abul As ibn-i Rabi'ni koyu var yaptı. Şunu bir talabını koydu ki Mekke'ye barıştığı bilen, zudlik bilen keçiktirmezden kızını Medine'ye cönetip varasan. Abul As ibn-i Rabi bu şartıya köndü ve Mekke'ye kaytip geldi. Abul As Mekke'ye geldi ve Resulullah'a vergen vadesine vefa kıldı. Özünün ayalı Zeynep binti Muhammed'ni seferge tayarladı. Yol gekere boladıken bari azı kalan tayarlar verdi. Sonra tüyanın üstüde yanaşı tahtıravanı otkizdi. Özünün ülkesiyle Amr ibn-i Rabi'ye Mekke'nin taşkarısı da Zeynep'in abgeçi çünkü yani birkaçı Müslümanlarını varlığına etti ve o barıp koluge kol tavşilişliğini talep kıldı. Amr ibn-i Rabi akasına vasiyatını bacarı çekilişti, kemanını aldı, okulan herkes giyildi, kılıçını belge bağladı da küpü kündüzde de Kureyş'te hemmesi karab durgen payıttı, tüyanın üstüge çıkardı Zeynep'ni ve yetelep gitti. Yani hicret kılıçı gibi bunu aşkara buluştuğunu hatta bir katta ağır işiydi Kureyş için. Şimdi Kureyş karab durdu da orkasından birkaç adamlar bağırdı. Mekke'nin taşkarısıya çıkkanda arkasından Kureyş'te gelekeni körgen Amr kemanını aldı, okunu cahaladı şimdi kemanı tavsiye etti ki beni kanaka keman aldı şimdi yakışı bulasılar. Kim beni yani bir kadar bir yakılış alıyor olsa kekirte giden okutu suğur baladı dedi. Çünkü bu amanatı alıp egesiye tavşiliş geliyor bugün adamla yolun tozşilik bu akası gebergen vadasını bacarması ilke sevap buladı. Bunlar izzet nefs, şarafı canıdan göre kadri balatıra bugün kişiler bugün. Bergen sözün üstünden çıkan bunlar. Neyin anı kopu altta, üzülü işi kopu altta, yankuru kopu altta, maşina buzul kopu altta, bizge o şey buna kopu olmayken bunlarda. Bir sözlü hakkı olmayken bunlar. Bir sözlü. Şimdi Abu Sufyan ibn-i Harp geldi de, ey biraderim dedi,
kamonini qo'ydi. Gaplashadigan gap bor. Oldiga boradi, aytadi, "Sen kutpa kunduzi Zaynabni tuyaga o'tkazib olib chiqib ketsang, biz Badrda yengilgan bo'lsak, butun arablar qo'rqoqlik qildi. Muhammadni qizi chiqib ketganda hech narsa qilish olmadi degan gapni biz erkamizga olib bermoqchimisan? Senga hech kim qarshilik qilmaydi, faqat olib kelgan Makkaga bir necha kun tursin, kechqurun olib chiqib ketib qo'ying." Ya'ni bizga qo'rqoq degan, ko'rasiz, mana izzat-nafs, sharaf degan narsani qanchalik qadri baratligini. Bizni masxara qilgandek olib chiqib ketib qolmagan, bizga gap deyib qolmasin deydi. Mushrik bo'lsa ham, birodarlar, ali bir rujular sifatini ko'radi, erkak sifatini. Bu gapga ko'nadi, olib keladi, bir necha kun o'tgandan keyin Makkadan qaytarib olib chiqib, ana shu payg'ambarimiz Zaynabni olib ketish uchun kelgan elchilarga qo'liga topshirib beradi. Abu Os Makkada o'zining ayolini jo'natib yuborgandan keyin bir qancha muddat turadi va tijorat karvoni bilan ana shu Shomga 100 ta tuya yoki 170 ta kishidan iborat katta bir karvonni boshlig'i sifatida Shomga qarab borib, tijorat bilan qaytib kelayotgan paytda musulmonlarni qo'shiniga ro'bora bo'ladi va musulmonlar karvonni to'laligicha egallab Madinaga kelib asir qilib qo'yishadi. Bu Qurayshni Makkada musulmonlarning mol-mulkini mulkini musodara qilib, talon-talosh qilib tortib qo'yganligiga berilgan javob edi. Abulos ibn Robi qochib ketdi. Va tunni bir qorong'isida Madinaga qo'rqib kirdi, o'zining ayoli Zaynab binti Muhammadni topdi va oldiga borib turib, "Ey Zaynab, meni himoyangga olgin" dedi. Bomba namoziga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdi, mehrobga o'tdi. Takbir aytib quloq qoqqandan keyin ayollar uchun ajratib qo'ygan masjidning tomonidan Zaynabning ovozi keldi. "Ey insonlar, men Zaynab binti Muhammad Abu Os ibn Robiyni o'zimni himoyamga oldim" deb hamma e'lon qildi. Ya'ni himoyaga olishligi birov tegmasin, meni himoyam ostida degani bo'ladi. Rasululloh namoz o'qib bo'ldi. Sahobalarga qarab turib, "Men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi?" dedi. "Allohga qasamki, hozir eshitdim, kechqurun bilganim yo'q edi bu narsani" dedi. So'ngra qiziga aytdiki, "Abu Osni hurmatini joyiga qo'ygin, lekin bilginki, bu mushrik senga halol bo'lmaydi" dedi. Ya'ni o'rtada er-xotin aloqasi tugagan. Mushrikka hali mushrikka nikohlanishi harom qilingan oyatlar hali nozil bo'lmagan. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu karvonni tutib kelgan qo'shinni chaqirdi va ularga aytdiki, "Albatta bu kishini sizlar taniysizlar. Qurayshni huzurida qanchalik hurmati balandligini yaxshi bilasizlar. Agar sizlar asir olgan kishilarni ozod qilib, o'lja olgan g'animalarni karvon mulkini qaytarib bersanglar yaxshi bo'lar edi. Yo, agar qaytarib bermaymiz desanglar, bu sizlarning haqqingizlar. Sizlar jangda qo'lga kiritgan o'lja" dedi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, siz aytgan narsani qilamiz, qaytarib beramiz" dedi. Bu karvonning mulklarini Abu Os ibn Robiyga qaytarib beratib aytadiki, "Ey Abu Os" dedi, "sen payg'ambarimizning amakivachchalaridan bo'lsang, payg'ambarimizga kuyov bo'lsang, qavmini sharafli odam bo'lsang, islomni qabul qilib ko'rmaysanmi?" "Islomni qabul qilib qo'ysang, mana shu tuyadagi hamma karvonning mulkini senga beramiz, mazza qilib yashayverasan" dedi. G'ururdi, qarang. "Ey" dedi, "men yangi dinga kirishligimni xiyonat bilan boshlashligimni xohlayapsizlarmi?" dedi. Erkinlikka to'g'ri kelmaydi degani bu, soddaroq qilib aytadigan bo'lsak. Karvonni olib bordi, Makkaga bordi, karvonni egalariga yuklarini bitta topshirdi-da, so'ngra, "Ey Quraysh" dedi, "biror tayladi menda bir haq qoldimi?" "Yo'q" deydi. "Alloh senga bir yaxshi xayr bersin, hamma narsani to'g'ri qabul qil, olding" dedi. "Endi sizlarda hammalarda haqqingizni ado qilganingiz rost bo'lsa, guvoh bo'linglar. Men ashhadu alla ilaha illalloh va anna Muhammadur rasululloh deb guvohlik beraman. Men Madinada iymon keltirmaganligimning sababi bizi pulimizni yeb ketish uchun kalima keltirdi, deyishlarni xohlamadim" dedi. "Mana endi menda hech qaysilarda haqqilar qolmadi, men musulmonman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qildi. Ya'ni bularda mana shunday bir erkaklik, izzat-nafs, g'urur sifatlari bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolini nikohlab berdi. Ya'ni Muhammad rasululloh sollallohga musulmon qiziga musulmon odam kuyov bo'ldi. Rasululloh bu kishi haqida aytadi, "Abu Os ibn Robiy menga gapirganda rost gapirgan edi va menga va'da berganda va'dasini ustidan chiqqan edi." Abu Os ibn Robiy roziyallohu anhu.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.